mutsuzluğun, ne bu hayat oyunu. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bir süredir maddi sıkıntılar yaşayan, aylık yaklaşık 500 bin TL harcadığı, 10 milyon TL banka borcu ve eski eşi Chloe'ye 600 bin TL nafaka borcu olduğunu açıklayan Serdar Ortaç, krizden çıkmak için çözümü böyle buldu. Serdar Ortaç, koronavirüs pandemiye döneminde çok şarkı yazdım, hepsini çıkarmam lazım. Ben öldükten sonra çıkmasının bir anlamı yok. En azı 500 tane şarkı bekliyor kütüphanede, açıklamasını yapmıştır. 51 yaşlı popçu, hayranları yeni şarkı beklerken eski parçaları ünlü isimleri seslendireceği bir albüm için aranjörü Ozan Çalıkoğlu ile anlaştı. Best of Serdar adını taşıyacak albümde aralarında Demet Akalın, Aleyna Tilki, Murat Boz, İrem Derici, Gülşen'in bulunduğu 30'a yakın şarkı yer alıyor. Sık sık kumar alışkanlıkları ve bu nedenle kaybettik paralarla, borçlarla gündeme gelen Serdar Ortaç, çözüm olarak dikkat çeken bir yönteme başvurulduğu öğrenildi. Posta gazetenin haberine göre maddi olarak zor durumda kaldığı için tüm şarkılarını, telif haklarını satan sanatçı 5 yıllık süre karşılığı 1 milyon TL almıştır.